Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve Köftenin Distopyası'nın 9. bölümüne hoş geldiniz. Ve şurada gördüğünüz gibi 11 kere ölmüşüm şu ana kadar. Evet, öncelikle bu iki bölüm arasında ne oldu? Biraz daha madene çıktım, biraz daha mob avına çıktım falandır filandır. Ve elime 3 ruby ve 6 emerald geçti. Woohoo! Tabii çok karlı bir şey olmadığı için biraz da normal maden falan filan elde ettim. Böyle yani. Bunun dışında mikrofonumla ilgili sorundan haberdarım. Şu an elimde yani iki tane mikrofon alternatif var. Bir tanesi bilgisayarın kendi mikrofonu. Onda da maalesef hayvan gibi bir fan gürültüsü söz konusu. Diğeri sıradan oyuncunun bana verdiği mikrofon. Onda da bu ses kısıklığı problemi var. Yani ses kısıklığını fan gürültüsüne tercih ediyorum. O yüzden bir süre bununla idare edeceksiniz. Ya da isterseniz aranızda para toplayıp bana mikrofon alın. Tabi bunu yapmayacaksınız biliyorum. Neyse. Bunun dışında elime birkaç tane farklı şapka geçti ve en çok istediğim şeyi alabildim. Tabi. Ah. Tardis. Bunun dışında. Evet. İstediğim şey buydu. Evet, artık bir TARDIS'imiz var. Ve bu bölümde tamamen yavaştan yeni eve geçmenin hazırlıklarını yapacağım. Belki bu bölüm keşifle geçebilir. Evet, düşündüm de keşifle geçebilir. Ama o zaman ilk önce bir şey yapmamız lazım. Evet. Sen kal. Daha fazla biftek. Biflerimizi nereye koymuştum? Ha, buradaymış ta. Bu arada birileri şu ineklerimizi hatırlamış. Mutlu oldum. İnekler adına. Tabii bu istediğim bir şey değildi. Evet. Aa, dur. Ama keşif yapmadan önce bir şey yapmam gerektiğini unuttum. Jetpack, hatta Advanced Jetpack. Bunun için bize neler lazım? Lepek, bakalım. Bir, 6 tane lapis blok. Evet, öncelikle tabii suyumuzu hala döşemedik. O zaman ne yapalım? Harding glass'ımız var mıydı hiç? Harding glass'ımız varsa güzel bir şey yapacağım. Yoksa gene bir şey yapacağım. Yok. O zaman şurada kumcamız var ama bu yeterli değil. Minimum sonumuz şurada bir yerde olacaktı. Evet. Şimdi seni çevirelim 4'e. Seni de guma. Tamamdır. Tesseraktlarımızdan biri buradaydı. Lucky Tesseract. Seni nereye koyabiliriz? Burası güzel bir konuma benziyor. Receive only ve redstone kontrolünü devre dışı bırak. Tamam. Tamam, camlarımız da oldu. Ve buraya hemen bir tank yapalım. We have water in the Nether. Tamamdır. Bu büyük gelişmenin ardından tinlerimizi alalım. Ha, önce de normal jetpack'imizi yapalım. Electric jetpack. Bunun için refine iron, bedbox. Biz hiç bedbox yapmamıştık, değil mi? Düşünüyorum da ben hiçbir zaman bedbox yapmadım. Bunun crafting'i hariç. Redstone, lapis, glowstone. Gelin elime. Bunun dışında rubber. Copper. Şurada biraz refine iron'umuz olacaktı. Yeterli değil ama.
Hazır elimize geçmişken bir yarım steak pişirelim. Şimdi öncelikle Batbox için daha 36 tane yapayım ben. Ne olur ne olmaz. Sonra 1, 2, 3. Tamam, 3 tane de bundan yaptık ve odun yok. Bunu yapacağım. Tanımıyorsun, değil mi? Tabii ki de tanımıyorsun. Neyse. Doğru. İlla elle yapmamız gerekecekti bunu, değil mi? Yaptık. Şimdi sana bakalım Advanced Circuit. Bunun için elektronik circuit lazım. Bu arada diğer yapımı SM Machine'de yapılıyor. O Electrum'la kullandığımız. Yani biraz zahmetli bir süreç. Bir saniye. Bir, iki, üç, dört, beş, 6, 7, 8, 9. Bayağı bir lazım olacak. Şimdilik biz 5 tanesini yapalım. Hatta ve hatta şu rubberlarımızı da alalım. Ve kablolarımızı şöyle 62 tane ne dursun köşede. Rubberımız bol neticede. Pardon. 5 tanesini de Advanced Circuit'e yükselteyim şimdi. Evet, jetpack'imiz var. Ama bunu direkt kullanmayacağız. Bunu Advanced'e yükselteceğim. Öncelikle bir adet jetpack lazım bana. Dolayısıyla da şimdi 3, 4. Tamam. Bunun yeterli olması lazım. Kompresörümüz halletsin. O esnada bize başka ne lazım? Gas fiber cable hallederiz. Raw carbon mesh. 16 tane senden. Tamam. Bunun dışında ha, bu tamam. Leptron kristal kolay. Batpay'imizi yapalım hemen. Tin. Rebattery. 6 tane rebattery. Tin. Tamam, kolay. Öncelikle sort. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Tamamdır. Evet. Kaldığımız yerden devam edelim. Bir adet circuit. Tabii ki de rafine demirimiz yok. Ama var. Tamamdır. Circuit de hazır. Batpack, tin istiyor. Tamam. Tin. Tamam, Batpack de hazır. Sen ne durumdasın? Sonuncusu tamam. Evet. Tamamdır. Siz ikiniz de hallolun. Şimdi bunu Leppe'yi upgrade edeceğiz. Batpay'i. Evet, bir adet Leppe'imiz var. Şimdi Advanced Leppe. Kolay iş. Bunun için iki adet
2 adet circuit. Tabii bir şey unuttuk. Safir. Ben her daim bir şey unuturum zaten. Tamamdır. Evet, bölümümüz crafting ile geçiyor ama Advanced Electronic Cephe'ye kavuşacağız. Onu da upgrade edeceğiz ama. Tabii. Şu şekilde olacaktı bu. Laptop nerede? Ha, burada. Advanced Laptop de hazır. Advanced Electronic Cephe'ye bakalım. Şu lazım öncelikle bunun için ve bunun için Advanced Alloy lazım. Lanet. Evet ve şimdi seni nasıl yapacağız? Dur. Bir saniye. Plate Binding Machine lazım. Great Tick'i henüz upgrade etmedim. Şimdi onunla da uğraşmak istemiyorum. 10. bölümden sonra uğraşırım. Ya 10. bölüm esnasında uğraşırım. Ah. Plate Binding Machine craft edeceğiz. Evet, yapımı 2 adet kompresör istiyor. Evet, conveyor module istiyor. Merak etmeyin. Refine Iron, tamam. Öncelikle conveyor module'u yapayım. Tamam, bir adet pil. Başka ne lazımdı sana? Glass, Refine Iron ve Circuit. Kablolarımız burada. Rafine demir ve tam 4 tane circuit yapalım. Glass'ları alalım. Rafine demir. Glass. Başka ne lazım sana? Pil. Tamam, conveyor module hazır. Kompresörleri, machine block. Stone lazım bir de tabii. Benim stone'larım nerede? Benim stone'larım vardı. Buradalar, tamam. Tamamdır. Şimdi başka ne lazım? Conveyor module. Piston. Piston kolay iş. Tabii cobblestone olmadan hiç de kolay iş değil. Nether'ın da kendi sıkıntıları var be gülüm. Minimum stone'u seviyoruz. Redstone'umuz yok. Iron'ımız da yok. Evet. Bakalım başka ne kaldı? 2 adet circuit daha. Tamamdır. Evet, plate bending machine'imiz hazır. Seni de şimdi şuraya koyalım. Evet, plate bending machine. Şimdi neye ihtiyacımız var? Ah. 1, 2, 3. 3, 6. 6 adet advanced alloy lazım. Bunun için mix metal ingot lazım. Bakalım daha ucuz yollarından elimizde var mı? Invar'ımız var mı bizim?
Ve dışarıdan köpek sesi geliyor. Ne güzel. Inverbrassing bence güzel bir bileşim olabilir. Invar yapılması zaten kolay. Ki zaten var. Brass. Bunu elde etmek de kolay iş hani. Şuralarda pyrite'ımız olacaktı. Oradan elde ederiz hemen. Et elde ettik. Ve bizim komşu köpeği bayağı coşmaya karar verdi. Ah. Hadi bakalım. Bunlar hazır olsun. Dur. Onlar hazır olana kadar ben de şunları şöyle koyayım. Gördüğünüz gibi plate'lerini elde ediyor bu. Hadi bakalım 4. Tamamdır 4. Tamam. Invarlarımız hazır. Brasslarımız da hazır olmak üzere. Evet, bunlar da hazır. Tamam, mix middle ingotlarımız hazır. İşte topluca yapsın bunları. O esnada başka eksiğimiz varsa onları tamamlayalım biz de. Ah, köpekler. Yeterli ayrımımız var sanırsam. Evet, cidden Karamel Hanım'ın komşunun köpeğinin adı. Benim videomun içine edesi gelmiş. Toplam ne kadar lazım olacak? 16 tane lazım olacak. Tamam. Evet, iki tanesi buradan hazır. Şuradan iki tane daha craft olsun. Biraz pişsin. Tamamdır. İki adet diamond. Şimdi burada neyimiz eksik? Diamond'umuz tamam. Heat vent'lerimiz tamam. Iron bar'larımız tamam. Diamond'larımız... Tamam. Tamam. Bunu auto-craft edemedim. O şekilde craft edemedim. Evet, şimdi senle uğraşacağız, değil mi? Yani şimdi sadece suyla idare ederiz. 6 tane bundan lazım olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gene biraz daha tin lazım. Tin ve beni aynı anda düşününce aklınıza ne geldiğini biliyorum. Ve tabii ki de inventory yetmeyecek. O yüzden hızlıca şunu halledelim. Circuit'imiz yok değil mi? Evet, circuit'imiz yok. Kapırımız var ama tamam.
Ve overclock upgrade'lerimiz de hazır. Huh. Tamam, geriye sadece ne kalıyor? Tamam, siz hazırsınız. Ama biraz daha rubber lazım, lanet. Rubber'ımız yetmedi. Rubber'ımız çok diye yola çıktık, rubber'ımız yetmedi. Ne güzel. O esnada glass fiber cable'larımızı yapalım. 2 adet electrum. 1 adet diamond ve glass. Electrum, diamond, glass. Tamamdır. Hadi bakalım rubber'larımız. Bir tane daha gel. Tamam. Evet, 2 adet circuit. Bunu da advanced circuit yapalım. Ne şekilde diziliyordun sen? Yani şuna basarak direkt buradan gösterebiliriz. Bir, iki, tamamdır. Bu da tamam olduğuna göre son bir advanced circuit yapamıyoruz çünkü bu sefer de copper'ımız yok. Evet, uzun zamandır böyle crafting geçen bir bölüm yapmamıştım. Uzun zamandır da Advanced Circuit'i elle craft etmemiştim. Sen, sen, siz, siz, sen, sen ve sen. Tamamdır. Advanced Circuit'imiz hazır ve son bir şey daha. Advanced Nano Chestplate. Huh. Neyse, bunun yapımı o kadar zor değilmiş. Tabii ki de biraz kömür lazım. Yanlış şeyi parçalamaya karar verdik. Ama olsun. Neyse, bunlar hazır olun. Olana kadar bekleyelim yalnızcık. Ve her şeyimiz hazır olduğuna göre son kısmı da halledebiliriz. Advanced Circuit ve Advanced. Tamamdır. Tabii ki de enerji yetmeyecek. Dolayısıyla kömürü yardıralım. Direkt saniyesinde bunu kurutacaktır. Evet, gördüğünüz gibi. Ama bu ne diye soracak olursanız, gördüğünüz gibi jetpack engine'imiz artık açık ve uçabiliyoruz. Dur. Tamam. Hover modu da açtım. Misler gibi kullanıyorum artık. Gaslar, artık bana rakip olamazsınız. Evet, jetpack'imize sahip olduğumuza göre bu bölüm hazır. Crafting'e ayırdık. İki şeyin daha crafting ile uğraşacağım. Ama biri için öncelikle bir değişiklik yapmam lazım. Jetpack engine'i kapatalım. Hatırlarsanız Power Armor'da 4 recipe'nin 4'ü de açıktı. Bunu kapatmamız lazım. Sadece Thermal Expansion recipe'sini kullanacağım. Hatta size nasıl değiştirdiğimi de göstereyim hemen. Evet, burası config dosyalarımızdan. Major Powerful Suites'in config dosyası. Burada general kısmında
Great Tech Recipes kısmında. Industrial Craft Recipes. Universal Electricity Recipes. False. Ve Winner Recipes. False. Sadece Term Expansion Recipelerini istiyorum. Evet, server tarafında işi hallettik. Şimdi bir de işi şu taraftan halletmek var. Buradan buluyoruz hemen. Ve an itibariyle artık sadece bu recipe açık. Evet, istediğimiz şey buydu. Tamamdır. Enerjimiz de doluyor. Ah, seni düşürmeyecektik. Böyle dursun. Bu arada bir süre bu nano armor'un zırhıyla idare edeceğim de geri kalanını değişik şeyler olarak yapmayı planlıyorum. Neyse, öncelikle machine frame. Yani şu anki craftinglerimiz kolay. Ben mi mouse kullanma yeteneğimi kaybettim? Tamamdır. Bir saniye, mouse'umda bir problem var. Tamam, güzeldi. Sanırsam inventory tweaks ile alakalı bir problem olmuştu. Tamam. Elektrum lazım sana. Ve silver. Sen de deliğinden düşüp duruyorsun. R falan mı takılı kalıyor? Sen elimden git. Neyse, ilginç bir problem. Bu da şarj oluyor o esnada. Neyse. Hadi silver'ımızı alalım. Redstone'umuz var zaten. Hadi bakalım halledelim şu arkadaşı. Elektrumumuz yok tabii ki de. Ama artık var. Ama dur. Tamamdır. Power Armor Tinker Table. Seni nereye yerleştirelim? Buraya. Evet, arkadaşımız bu. Tabii ki de herhangi bir item'ımız olmadığı için kullanamayacağız. Ancak bunu sonraki bölüm kullanabiliriz. Evet. Ama sonraki bölüm çoğunlukla keşif yapacağım. Neyse, son bir şey daha ihtiyacımız var. Son bir şey daha craft etmek istiyorum. O da şurada gördüğünüz bir şey. Neydi senin adın? Yan hatırlayamıyorum. Neyse, şuradan buluruz o zaman. Dürüt dürüt. Ha, tamamdır. Iron tooth rope. Tamamdır. Leather, gold. Bunun için bana bir tane daha pattern lazım. Pattern için stick lazım. Tamamdır. Buraya gelelim. Evet. 3 tane iron ingot'ımızı vermiş olduk buna. Tanesi başına. Tabii şimdi bir de leather lazım bize. Hani deri.
You don't say dediğinizi duyar gibiyim. Ve derimiz nerede bizim? Derimiz yok. Ama bu olamaz. Yoksa ben mi göremiyorum? Heh, ben göremiyorum şimdi, tamam. Tabii tool rodlarımdan bir tanesi yok. Evet, şu an bir saçmalık var sanırım. Tinkerstone Construct'ı güncelleyeceğim bir ara. Inventory Tweaks'i de güncelleyeceğim. Evet. Bunu her escape'e bastığımda neden bunu yapıyor? Escape mi? Ha tamam, şimdi düzelmiş olması lazım. Evet. Ve an itibariyle şöyle ekstra bir inventory'miz mevcut. Evet. Bunun dışında bakalım. Şu an elimizde olan sürümde henüz bir şey eklenmemiş. Bir sonraki developer build'ine bakacağım. Evet. Böyle ekstra bir çantamız da var. Ve sanırım bu bölümü artık burada bitirebiliriz. Uzun zamandır 30 dakikalık bölümü yeri tutturamıyordum neticede. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler. İyi eğlenceler.